arkadaşlar. Herhalde ben 60 vlog düzenleyeceğim saat 2.14. Hızlıca videomu düzenleyeyim. Çünkü işlenecek çok veri var. Kırpılacak çok dakika ve odakla artık. Hadi. Hemen videomu düzenliyorum. Akşama yetiştirmek istiyorum çünkü. Hadi gidelim video düzenleyelim. Sevdiğim meyve. Muz bu arada. Gerçekten annemler muz almış. Benim de hiç öyle mutfağa gideyim, dolabı açayım, dolapta ne var alışkanlığım hiç yok arkadaşlar. Biri böyle benim önüme bir şey getirmediği sürece yemiyorum. Yani ya da çok acıktım, hani gittim mutfakta bir şey var yedim, o kadar. Çok angarya bir iş yani bir şeyler yemek benim için. Neyse kahve yaptım. Bir şeyler içmek öyle değil ama çay kahve mesela çok tüketirim. Çay daha doğrusu çok tüketirim. Tam 2 saat olmuş. 2 saat sürmüş vlogun montajı. Olsun, keyifli bir video oldu. Bugün Galatasaray'da Barcelona'nın maçı varmış. Öğrencilerim rica etti, hocam lütfen bugünkü dersi iptal edelim. O yüzden muhtemelen dersimiz bugün iptal olacak. Kamp dersimiz. Bugün biraz full. Yağmadır. Ben sana böleyim mi? Parça parça. Olur. Bileyim, bir tane de çatal koyayım. Tamam, size gösterecektim. Dün poğaça yapmış. Ben diyememiştim. Sabah da yine uyanınca eve düştüm. Yollara düştüm böyle. Sürünüyorum sağa sola, ne yiyeyim diye. Sonra dedim simit alayım. Ya dedi, ne simiti, dün poğaça yaptık o kadar. Allah Allah falan bir hiddetlendi böyle validan. Şimdi poğaçasını yiyordum ve de o yağlı. Ben çok hassas böyle ellerim, biliyor musunuz? Hani yağlı bir şeye dokundum. Oyun konsolum var benim. Birisi cips yerken geri götürdü, konsol dokundu ya. Eyvah, bitti benim için. Akşama konsol alkollü sudan geçirilir. O kadar şeyimdir ya, rahatsız olurum. Aynı şekilde mouse'um, klavyem, kalemim. Bir şey yiyip onlara dokunmaktan nefret ederim. Sık sık silerim. O yüzden hatta Rotring'imin de hiç Rotring yazısı falan kalmadı. Çok sık silerim çünkü böyle şeyde. Islak mendili. Anyway, bugün 18. Ayın 18'i Cuma günü. Ben bugünü cumartesi sansam da Cuma günü. İntegral kaydımız vardı. Alparslan Hoca'nın kitabının kaydı var. Bunun son kaydı. Bunu yapacağız. Dün Galatasaray dersi olduğu için, ama Galatasaray sınavı olduğu için, aman ne diyorum ya, Galatasaray'ın maçı olduğu için öğrenciler kampı iptal ettirmişlerdi. O yüzden bugün kampımız olacak akşam. Yani bir kaydım, bir de akşam kampımız var. Meyvelerimi de getirdim. Hadi gidiyorum. Full vlog olacak bugün. Hepsini izlersiniz. Eline sağlık. Of, inanılmaz yoruldum. Videonun kaydı 50 dakika sürmüş. Montajladım, 30 dakikaya düşürdüm. Niye diyeceksiniz? Çünkü bazı yerleri gereksiz anlattığımı düşündüm. Bir daha anlat. Anlatamadığım yerler oldu. Kırptım. Hiç sevmem kırpma video. Matematik anlatırken kırpma video yüklemek bence arkadaşlar yani olmamıştır o iş. Ya bir şey kırpıp yüklüyorsanız olmamıştır. Açık söyleyeyim ya. Ben öyle düşünüyorum. Ben bir matematik videosu ya da bir eğitim videosu izliyorsam donma, kırpma olmadan tak 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 izlemek isterim. Neyse, mecburen kırptım. Telefon çaldı 2 kere. Sessize almama rağmen iPhone'da anlamıyorum. Titriyor. Titreşimini kapatmam mı lazım acaba? Onu da sürekli kapat aç yapmak istemiyorum. Önemli bir şey olur, biri arar ulaşamaz sessizdeyken. Ya neyse, sıkıldım. Bundan sonra telefonu 24 saat rahatsız etme modunda tutacağım. 3-4 kişi dışında kimse ulaşamayacak. Bunalıyorum çünkü çok önemli bir şey yaparken sürekli gereksiz bir telefon geliyor. Çıldırıyorum abi. Son videom iyi izlenmiş. Yaman'ın da son videosu iyi izlenmiş. O yüzden mutluyum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Aralarda demem lazım. Onu da şimdiden iliştireyim. Zannettin yokluğundan acılanma, senin o büyüdü güzel. Geri dön, geri dön, ne olur geri dön. Ya ben evden çıkarken kar yağıyordu. Şöyle durup konuşayım bari. Ulus'a geldim. Evden çıkarken kar yağıyordu. Şimdi bir yağmura çevirdi yolda. Ondan sonra bir güneş açtı. Oğlum bu Ankara, Ankara İkizler Burcu bak. Ankara İkizler Burcu abi, net. Şimdi yürüyorum demiştim ama yine diyeyim. Birkaç muhasebe işim var, onları halledip geri eve döneceğim. Yine bu asansöre geldik.
Saçların buraya gelirse böyle piş diye kayarsın asansör arkadaşlar bunun adı. Annem hep öyle dedi. Hemen evraklarımı verip geri döneceğim eve. Özel dersler için bir internet sitesi açabiliriz arkadaşlar. Ya da direkt tunçkurtmatematik.com üzerinde bir özel ders alabileceğiniz yer olabilir. Şöyle olacak. Hocaların ismi görünecek. Atıyorum benim, İlkan abinin, işte Seray'ın, yani ders alabileceğiniz kişilerin isimleri çıkacak. Bugün hangi saatte boşlukları olduğu çıkacak. Siz ona tıkladığınız zaman şey göreceksiniz mesela, bu ne anlatıyor? Orada kimin ne ders anlattığı çıkacak. Siz eğer ders almak istiyorsanız, zaten boşluğu çıktı ya, takvimi çıkacak, saat çıkacak, diyeceksiniz ki ben ayın şuyunda 15 ile 16, saat 15 ile 16 arasında bir saat ders alacağım. Tıklayacaksınız, hop, orayı ayırtacaksınız. Mailinize direkt sizin katılım linki gelecek, o saatte ders yapacaksınız gibi bir plan düşünüyoruz. Yoksa şimdiki özel derslerin hepsi şey oluyor. İlkan abiyle muhatap olacaksınız, kampa geleceksiniz. Biz bir de kamplar için böyle plan yapıyoruz. Yani bireysel ders için benim çok zamanım kalmıyor. O yüzden zor oluyor, hepimize zor oluyor. Yani adama da zor oluyor. Çok saçma bir şey oldu. Biz en az önce yayındaydım. Yayından önce ne aldık biliyor musunuz? Ablamın canı bundan çekti. Ve bundan topluca aldık ki bir daha demesin. Sabahtan beri Tunç gidelim, Tunç alalım, Tunç nerede, Tunç Migros'ta var mı, Tunç işte şu kadar kilo alalım, bu kadar. Lan bayıldım artık. Arabaya bindim ve şey çok komik, kasadayız arkadaşlar. Yani orada güzellik ürünleri satılıyor ya. Kasaya 5 tane bundan koyduk çocuk gibi ikimiz de. Ondan sonra dedim yetmez. Gittim sakız aldım. Bitti mi? Yok. Yetmez. Kuru yemiş aldım. Bitti mi? Yok. Üstüne Snickers aldım. Bir çikolata daha aldım. Ben onları ancak bir hafta, iki haftada tüketirim de ablam bir günde hepsini bitirebilecek potansiyelde olduğu için. Yağmur'a buradan çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdı. Biraz konuştuk. Kendimi iyi hissediyorum o yüzden. Teşekkürler sevgilim. Evet, duştan çıktığım ablam şöyle bir şey yapıştırdı. Yağlı bir cildim olduğu için bilmiyorum bu kalkacak. Kurudu mu, ne oldu, bu şekil değiştirdi, bir renk değiştirdi. Ha demek ki kuruyunca buraları bu şekil oluyor. Duş aldım, diğer gündeyiz. Bugün yakın tutuyorum şöyle. Annem demeli altı boş. Bugün Antalya olimpiyat sorularının çözümünü yapacağım. 15 dakikalık kısacık bir kayıt olacak. O yüzden çok tatlı ve mutlu bir kayıt olacağı için sevinçliyim. O kadar. Şimdi giyineceğim. Birazdan kayıt yapacağım. O kadar. O kadar. Bu herhalde bu vlogun lafı da o kadar. Günaydın. Dün çok fazla bir şey çekemedim çünkü dün pazar günü kampımızın son günüydü. İntegral kampımızın. Kendime de çok kızdım sonra çünkü biz ders sonu sohbet ettik birazcık. Orada hatta Instagram'a öğrencilerimle birlikte fotoğraf da attım. Şuraya da koymaya çalışırım. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine çok selamlar. Özel olarak teşekkürlerim olacak. Erol'a, Rodi'ye, onlara çok teşekkür ederim. Yağız ve Eren'e çok teşekkür ederim. Diğer katılan tüm öğrencilerime zaten teşekkür ederim ama bu dördüne özel olarak ayrıca teşekkür etmek istedim. İntegrali bitirdik, bir sürü soru çeşidi konuştuk, ödevlendirme yaptık. Yağmur'la buluşacağımız için bir günü şey yapmıştık, böyle ertelemiştik. Rica etmiştim onlardan bugün yapmayalım diye. Galatasaray maçı olacakmış, onlar çok futbol heveslisiydi, gruptaki birkaç öğrenci. Onlar rica etti, bir günde öyle erteledik. Yani arka arkaya 4 günde bitirecektik ama 2 gün boşluk koyduk. Toplamda 6 günde bitmiş gibi bir şey oldu. Onlara da iyi oldu. Ödevlerini daha çok yaptılar. Neyse, nihayetinde bitti yani kampımız. Bugün de haftanın yeni günü, pazartesi. Ben olimpiyat çözümlerine başladım. 2000 senesinin lise sorularını bir öğrencim göndermişti. Onlara bakıyorum. Bugün ikinci kaydını alacağım. İlk kaydını dün yüklemiştim. Çok da beğenilmiş. 17 dakika sürmüştü. Bugünkü kayıt daha kısa sürer diye düşünüyorum. Öyle. Hemen kaydımı yapacağım. Bugünlük işlerim bitiyor. Yağmur'la yine biraz ayrı kaldık. Bilmiyorum bugün haber verir mi, çağırır mı acaba benim yanına. Çağırsa da gitsem keşke diyorum. Habersiz gidince işi gücü oluyor kızın, zor durumda kalıyor. Neyse bakalım, kitap okuyacağım. Bakalım, neyse artık. İzlersiniz ne yapacaksam. Yere yayılmışlar. Ekmeğimi koyacak yer bulamadım. Kenara koyayım istersen. Yağmur'la bowling'e geldik şimdi. Ekmeğiyle geldi ama montum, kendisi. Montun altına saklayalım çantayı. Evet, isimleri görüyorsunuz. Yamol buyurdu. Bakalım kim kazanacak bugün. Kadına satranç. Kadına desene ya. Satranç oynadık bugün. Ben yendim. Ama başlamadı. Ben bir gideyim söyleyeyim. Orası sorunluymuş arkadaşlar. Bizi buraya aldılar. 8 numaraya aldılar. Yama Hanım başlıyor bakalım. Yıllar yıllar sonra ilk defa bowling oynuyorum ben de. 7. Hadi bakalım. Atamayabilir miyim sence? Isınmamız gerek. Her yatıyor. Ben kartı ya boş ver sen. Eğlenmene bak.
Ya kötü atıyorum dediğine bak ya. Allah'tan kötü atıyorsun yani. Ben 7 ile ve 8 ile atabildiğim için. Benim 2 kalmıştı. Döndürerek at. İstesen yapamazsın. Doğru döndürüyorum. İstesen yap. Evet, biz biraz oynayalım, arada devam edelim. Şimdi biraz odaklanayım, Yamo'ya kaybetmeyelim. Ama bunu çekmen lazım yani. Belki hepsini bir gün vuracağım. Hadi bakalım. Bizim, biz oynayamıyoruz. Bizim oynadığımız yerde bir sorun var. Heh, geldi tamam. Adam sürekli arkadan el kaldırıyor, böyle bir onaylıyor, bir daha basıyor falan arkadaşlar. İki taneyi kaçırdım. Biz de oraya, full oraya atıyoruz. Bakın kesin iki tane. Kesinlikle benimle dalga geçiyordu şu. Hala 7 puanım ben. Neyse bakalım, odaklanalım azıcık, Yamo Hanım'ı yenelim. Allah! İkimiz de ilk önce boşa atıyoruz. Bu arada ilk tur daha iyi attık. İki kere attım, ikisi de boşa gitti. Evet, Yamo attı. Ben 31'im. Tunç. Hadi. Neyse sen kazandın. Yamada sıra. Sen kazandın. Ben bir daha atıyor muyum? Atıyorsun. Hatta bitti mi? Doğru, sonuncuydum ben, evet. Bitirdik sanırım. Hayır. Atıyor mu Yamo? Evet, bitirmişiz. Vay be, 31-65. Kaç defa aynı attığımı... Çok solda boş kaçırdık. Aynı şekilde ya. Her tamam, bir dahakine arkadaşlar çalışacağız, çok iyi atacağız. Çalışacağız. Evet evet, uzun... Böyle deneyimli bir bowling videosu izleteceğiz size. Günaydın. Bugün aslında çok işim var arkadaşlar ama ben dün kendime Far Cry satın almıştım. O yüzden birazcık oynayacağım. Şu anda saat sağ üstte yazıyor bakın. 10.22. 12'de evden çıkmam lazım. Hemen bir stres atayım, oynayayım. Ondan sonra yine nereye gittiğimi söylerim zaten. In the middle of the night, in the middle of... Oğlum kafamın içinde deli gibi bu şarkı çalıyor arkadaşlar ya. Şu Instagram Reels'lerinin bizim beynimizin içini boş boş doldurması, hele o gereksiz müziklerin vın, tas kafa var mı, bas kaka falan falan, böyle garip garip abuk sabuk şarkılar ağzımıza şey oluyor, böyle sakız oluyor ya. Nereye gittiğimi size söylerim diyorum. Tabii ki de söylemiyorum. Yine bir Tunç Kurt klasiği. Bir yayın evinde de görüşmem vardı. Hatta bu yayın evi denmez, komple tüm kitap eviyle görüştüm. Kocaman aşırı şatafatlı bir şirkete gittik. Şirketi çok betimleyip anlatasım var size de, hiç mi bir şey görmedi bu diye düşüneceğiniz için vazgeçiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Kocaman bir şirket. Ankara'nın en pahalı lokasyonlarından, iki katlı garajları var. Garaja girerken dahi Ferrari karşıladı beni garajda. Öyle söyleyeyim size. Siz artık bütünleştirin tabloyu. O şekilde gittik, görüştük. Yapabileceğimiz projeler hakkında konuştuk. Bu aralar fazlasıyla aslında proje teklifi geliyor. Fazlasıyla reklam anlaşması içerisinde olmaya çalışıyorum, değerlendiriyorum. İlk defa duyuracağım. Bu yaz, yani ilkbahar döneminde daha doğrusu, birkaç üniversitede de söyleşi yapmayı planlıyorum. Ben planlamıyorum daha doğrusu. Bana mail geldi birkaç tane öğrenci konseyinden. Bunları değerlendiriyorum. Beklemediğiniz bir anda üniversitenizde birden böyle bir söyleşi şeyim görünebilir. Katılırsanız şimdiden söyleyeyim, sevinirim. Dediğim gibi bunların hepsi taslak. Hepsinin daha çok zamanı var. Hayat çok dinamik ilerliyor, özellikle bu yıl benim için. Beklediğimiz, planladığımız bazı aksiyonlar var, öyle söyleyeyim. İyi anlamda demiyorum. Onların ne zaman olacağı, nasıl olacağı belli değil. Onlar sonrasındaki benim psikolojime göre de bunlar şekillenecektir. Bu şekilde açıklamış olayım. Bu video burada bitsin. İlk defa video A0 var ya, bugün full A0'ım. Şu videoyu editlerken de kendime deli oldum. Bu video burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Video fikirlerinizi bırakabilirsiniz. Yağmur'un kanalı da yine açıklamada, yorumlarda mevcut olur. Onu da takip edip güzel yorumlarınızı da bulunabilirsiniz. O şekilde. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalda 23 bin olmuş. Onun için de ayrıca hepinize teşekkür ederim. Hadi gittim. Bye.